Evet. Hocam 13. haftayı bitirdik. Klasik girişimi yapayım. Tamam. Çok konuşuyorum biliyorum ama genelde <laughs> tamam. soru sorarken konuşuyorum. Soruyu cevap verirken pek konuşmuyorum. <laughs> evet, <estağfurullah. gülüyor> o sizin İksinle bilginiz gayet... dahilinde olduğu Biliyor için bilginiz yani. dahilinde ben. Soruyorum, cevabı sizden istiyorum hocam. <gülüyor> ben <gülüyor> de iki kerem arada sıkıştırıyorum. Güzel. Ee, Fenerbahçe. Niye önemli Fenerbahçe? Lider Fenerbahçe tamam. Fakat Fenerbahçe'nin son 3 haftası diye bir periyodik şeyden Hı -hı. gireceğim. Fenerbahçe'nin son 3 haftası. 1. Trabzon iç sahada oynar. Evet. Oyunu da kaybeder, maçı da kaybeder. 2. İki, i̇kinci maçta ayağa kalkmak zorundadır. Adana Demirspor'a de basmana gider. Hakikaten kritik maçtır. Fakat oradan bana göre oyun olarak da sonuç tabii ki galibiyet isteğidir ama beraberlikle gelir. Oyun ben tekrar buradayım bedirdir Fenerbahçe açısından. Doğru. Gelelim düne. Fenerbahçe Karagümrük benim seyrettiğim en kötü bir yani en üretken olmayan, en etkisiz bir iç saha oyunuydu Fenerbahçe'nin bence. Hı. Bakın üretkenlik anlamında söylüyorum. Maç 2-1 biter. Daha sonra konuşuruz. İşte penaltıyı değildi konuşuruz. Fakat benim burada sorum size şu Fenerbahçe ile ilgili. Ve istenilen seviyede değildir açıkçası. Şu 3 haftayı alınca. Adana Demir tamam ama Trabzon'la bana göre bakın berabere kalsa da Adana Demir tamam. Hı hı. Karagümrük galip gelse dahi ne oluyor Soru, soruyu sormak zorundayım. Kendi penceremden sana. Hı hı. İki şey üzerinden soracağım hocam. Bir, gerçekten Fred ve stoperlerin yokluğu mu çok etkiledi Fenerbahçe'nin oyununu? Hı hı. Yoksa rakiplerin Fenerbahçe'nin oyununa geliştirdiği bir gardı mı var? Bir önlem mi gelişti ve bunu daha kolay uygulayabilir hale mi geldiler? Soru bu hocam. Güzel sorular. Yani ben hı. ikisinde de açıkçası gidiyorum geliyorum. Bana Doğrudur. bunu sen ben de diyorsun de, dersen o zaman ben sizin ben... E, düşüncenizi de merak ettim. Ben sormuş olayım. Tamam. Ne diyorsunuz? O tamam. iki soruya cevabınız nedir? Benim Fenerbahçe'nin bugüne kadarki oyundan çıkış noktamda en büyük eksiği stoperler değil. fret eksikliği olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bazen bunu Erdoğan duymuşum rahmetli oyuncudan. Hı -hı. Rahmetli Erdoğan Arıca'dan. O da bir Fenerbahçeli Galatasaraylı gerçi Fenerbahçeli derdi. E, bir oyuncu bazen çok oyuncudur. Hakikaten fret bu oyun yapısı içinde işte, bir oyuncu değil çok oyuncu olduğunu hissettim ben. Stoperleri de katıyorum tabii ama Hı -hı. en büyük etkenin Fred'in olmayışına ama esas dikkat etmesi gereken Fenerbahçe'nin bence artık rakiplerin Fenerbahçe oyununa karşı bir gardını doğru alışı var. İkisi beraber. Hı -hı. Ama oyuncu eksikliği olarak bakıyorsak çünkü çok yüksek skorlarla öldü Fenerbahçe. Hı -hı. En önemli özelliğinden biri topu geri kazanma süresi ki siz için çok değerli bir parametredir. Doğru mu hocam? Kesinlikle. Freddy Sadece Down'daki benim için değil, herkes, herkes yani için. E, bu oyun oyunu oynayan mesela yani. Pep Guardiola için Dortmund'un Dortmund'un başındaki Yıllar önce ya Jürgen sizler için söyleyeyim Pep sen. <gülüyor> <gülüyor> pep sen Klopp falan. Bunlara çok önem veriyorsunuz. Tamam mı hocam? <gülüyor> <gülüyor> gülme hocam ben ya. Güzel. Yorum günü de Pepe olur. Ben hocam aynı gülme. cümlenin içinde geçtim. Harika. <laughs> Abi, sen kurdun. Bun, bunları <laughs> daha sık söylemeniz lazım. <laughs> tamam tamam hocam. E, şaka bir yarım. Hakikaten senin pencereden nasıl? Böyle? Çok net ayırabiliyor musun? Hocam yani, benim penceremden derken Pep Guardiola ben e, ve <laughs> Jürgen, Jürgen Klopp'un penceresinden ya, anlatayım. Pep, pep senin bir maçı vardı. Pep. maçı vardı şey. Olarız hocam. Linkini atarız. Liverpool'la bir de maçı vardı. Linkini atarız, altyazı koyarız. Alt... İspanyolca. Türkçe, İspanyolca. İspanyolca, tamam. Nasıl hakikaten hocam? Çok mu etkilediniz iki stoper ve şeyin değişimi Fred'in? Hocam oyuncuların eksikliği tabii ki. E, oyun konusuna daha sonra geleceğiz yani. O, acaba o... E... Gardını Gösterecek aldı da, hocam? Göstereceğim. Şeyi. Ha, tamam. Garden aldılar da öyle mi oldu böyle mi oldu diye ona da kendi penceremden bir cevap getirmeye çalışacağım. Tamam. Hocam şimdi kendi notlarıma bakıyorum. Maç 2-1 bitmiş. Sonuç olarak iyi Fenerbahçe için. 3 puan lazımdı. 3 puanı aldı Fenerbahçe. İyi oynadı mı? Ayrı iyi oynamadı. Yani 11 dakikalık bir bölüm var. 25 ile 36. dakikalar arasında. O bölümde çok yüksek vitese çıktı Fenerbahçe takımı. Ve bence her zaman bulduğu, pozisyonları buldu. Her zaman buluşturmak istediği oyuncuları ceza sahasının içinde veya üzerinde... topla buluşturabildi. O bölüm, Fenerbahçe'nin kendi oyun pratiğini oynayabildiği bölüm. O bölümde de Fatih Karagümrük gardını almıştı. Ama o bölüm, Fenerbahçe'nin yüksek volüm ortaya koyabildiği bir bölüm. Bence... umut verici olan e, kısım oydu. Her zaten ama ee, siz gardını alsa da yumruk atabilirsiniz. Eğer. Hakikaten iyi yumruk atıyorsunuz. Guard, da sizi engelleyemeyebilir. Tabii engelleyemeyebilir. Ama bir de son bölüm vardı hocam. Evet. 12 iki dakikalık. Oraya da geleceğim. Şimdi tamam. oyunun bütününde başında ve özellikle sonunda Fenerbahçe vasat futbol oynadı. Hatta sonunda kötü futbol oynadı. İşin gerçek. Makin Daha oynadı. doğrusu oynamadı. oynamadı. Oynayamadı. Değişikliklerden sonra. 74'te oldu değişiklikler. Şimdi parçadan bütüne gidelim. Bir, bardağın dolu tarafında ne var? Galibiyet var, 3 puan var. İki, 11 dakikada sürmüş olsa Fenerbahçe'nin gerçek oyun pratiği var. Şimdi o 11 dakikayı antrenör ekibi alacak, izleyecek şeyde. Samandıra'da. Muhtemelen oyunculara da gösterecekler. Ne olmuş o 11 dakikada? Şimanski tam da buluşturulmak istenen yerde... Yani yayın içinde... 18'e girmek üzereyken... Sol ayağıyla kaleyi cepheye alabileceği bir pozisyonda topla buluşturulmuş. İyi de vuruş yapmış. Olmamış gol. Ama o mudur? O'dur yani Şimanski'yi de... orada buluşturmak istersiniz. Şimanski Hı. de orada buluşmak ister. Bu olmuş. Ee, 34. dakikada da bir kombinasyonla yani, e, kaptığı topla Fenerbahçe yani topu geri kazanma süresini düşürdüğü bir an rakibi dezorganize yakaladığı bir an çok hızlı bir kombinasyon İrfan'ın da Ceko'nun da içinde bulunduğu tad içinde içinde bulunduğu yine Şimanski'de biten bir pozisyon var. Bunu yapabilmiş. Burada anahtar faktörleri yani kendisi için Fenerbahçe'nin kendi oyunundaki anahtar faktörleri hepsini görebilmişiz içerisinde. O bölümü izletecekler, gösterecekler. Bakın bu kadroyla, Frizsuz, Bekausuz, Cikusuz biz bunu yapabildik yani. Bu bölüm, bu bölümde top oynayabildik. ama o bölümde gol oldu mu olmadı gol. Ama yaptı mı istediğini bana göre yaptı. Şimdi onun dışında ne oldu? Şimdi onun dışında birkaç tane o şeyden Lütfen. örnek göstereceğim size. <laughs> Şimdi burada şeyler gitsin. Ee, Karagümrük'ten bir oyuncuyu tutayım da diğerleri kalsın. Şimdi stoperler neden önemli? Birazcık anlatmaya çalışacağım. Şimdi normalde burada BKA oynuyor. Samet'in Samet pozisyonunda yani. BKA oynuyor. Ee, hep... E, ...yakın oynar... ...Sandford'lara mümkün olduğu kadar da göğüs göğsüyle de iter. Bunu, temaslı. Evet, temaslı oynar yani. Rakip yer alanda bile o oynansa oyun göğsünde de göğsünde tutar oyuncuyu. Kucakta tutar oyun. yani, mümkün olduğu kadar. Şey yok savunmacılığı böyle yorumluyor Savunmacı adam adam böyle Zaten. zaten. Böyledir Tabii, yani. yani. İyi stoperler böyledir. Evet. Lugano da böyleydi. Yüzde Kucaktan çıkmasına ben müsaade 100. etmez ben yani. Benim işte stoper tarifinde öncelik budur evet. yani. Şimdi e, her stoperde bunlar rahatsızlık duyar. Sürtüne sürtüne oynanmaktan rahatsızlık duyar. Stoperler sürtünerek oynamayı sever. Santforlar da sürtünmeden rahatsız olur. Ayrılmak ister. Vücut vücuda oynamak istemez. Didişmeyi sevmez. Topa ulaşmayı ister. Şimdi güven kucaktan çıkıyor. Güven kucaktan çıkıyor. Şu kalemi de alayım. Kalemi aldım. Güven çıktığında Samet onu takip ediyor. Normalde stoper yeni başlayanlar için Beginner diyorlar şeyler gençler. Evet. Yeni başlayanlar için stopercilik el kitabında diyor ki takip et. Ama çok uzaklaştıysa daha da uzaklaştıysa gitme. Dön. Evet. Dön. Şimdi evet, o Fenerbahçe taraftarlar için Ankara gücü maçından örnek veriyorum. <laughs> Alisov Ankara gücünün benim çok beğendiğim hücum oyuncusu şeyi bir test, test etti. Bekayu. Geldi bir didişti. Beka aldı kucağı. Top istemek için kucaktan çıktı. Bekao takip etti. Oyun burada kurulmaya çalışıyor Ankara Gücü tarafından. Pas yapıyor Ankara Gücü. Yeterli bulmadı Alisov. Daha da gitti. Ben de döner tahmin ettim. Hı hı. Dönmedi. Dön Kendi mi karar verdi? Kendi kararlar. verdi. Beka Bekao'nun stili bu. Bekao Ali Sol'la beraber rakip yaralın ortasına kadar gitti. Ve burada imha etti. Ben de düşündüm. Ya bak risk bu. Arkadaşım boşalttın. Canım beka kardeşim. <laughs> bu bir risk. Beka kardeşim. Evet içimden öyle düşünüyorum. Bu bir risk. Her seferinde imha edemeyebilirsin diye. Sonra pozisyon değişti. Dakikalar geçti. Ali Sol bir daha test etti. Beka'yı. Aynısı oldu. Beka gitti. Burada imha etti. O maçı hatırlarsınız hocam, Ankara, Ankara Gücü maçı. Oradan sonra ben daha dikkatli bakmaya başladım. Sonra Aliso vazgeçti. Dedi ki bu olmuyor. Bu yiyor beni, yer beni bu. Gitti. O sırada Ciku var. Ciku'ya sürtünmeye başladı. Kendine Ciku'yu seçti. Evet, Ciku'yu seçti. Ciku daha beterini yaptı. Takip etti daha buralarda pat imha. Bunu taraftarlar hatırlar. Başka pozisyonda Ciku... Önüne kadar, yani rakip yaralanın ortasına kadar takip etti. Burada imha etti. Ve döndü. Hiç savunma sıkıntısı yaşama, yaşatmadı. Ali Sov'dan dolayı bir sıkıntı olmadı. Şimdi e, Güven kardeşim, şey kardeşim, Samet kardeşim, milli maçtan sonra demes var Dedi biraz sabırlı olursa taraftarlar, ben geri çalışıyorum. Evet, görüyorum. Bakın bu harika bir iyi niyet. Bekao gibi, Ciku gibi gidip basmak istiyor. Öncelik almak istiyor yani es şeyler e, yabancılar antisipasyon diyor onu tam çeviremiyoruz daha. Öncelleme, tam çevirisi yok. Tam olarak o değil. Antisipasyon aynı zamanda eylemi de anlatıyor. Anlatıyor. Sadece düşünceyi anlatın, değil. Anlatın. Öncellemeyi teorik tarafın değil, pratiği de anlatıyor. Antisipasyonda bu da var. Şimdi Samet güven çıktığında onu takip etti. Şimdi normalde stoper el kitabı diyor ki eğer yemiyorsan dön. Çok gidiyorsa dön. Küçülemiyorsan, kısa küçük adımların yoksa dön diyor. Hmm. Şimdi bu takibi yapabilmek için lap lap uzunlar olacak da son rakip topla buluşurken adımlar küçülmek zorunda. Ulvi gibi Güveneroğlu oldu olmak zorunda. Bravo. O adımlar küçülecek. Vallahi bravo. O kadar güzel bir şekilde böyle hocam. Aynen evet. Siz Ulvi o şöyle oynadınız. Ben antrenmanda geçilmek Gelirdi. Son Kısalır da adımlar. Stoper, ee. Sandford topla buluşacağı zaman adımlar küçülür. Çünkü çabuk. Küçülebiliyor o adımlar. Pıtı pıtı yapabiliyor. Bekao'da da var o. Hele da tam var. Küçük adımlar var. Samet'in küçük adımları yok. Çabukluğu yok. Dolayısıyla antisipasyonun daha kısmını yaptı. Öncelleyebildi. Ama imha edemedi. İmha edemeyince... Güven bastı, gitti. Golü yedi Fenerbahçe. Evet. Samet arkasından koştu. Pozisyonu hatırlayın Fenerbahçe'nin evet. gol yediği pozisyonu hatırlayın. Ha, sadece gol değil, can, can attı birkaç tane golü. Tabii. Gol olmayan pozisyon da oldu. Golü Can attı. Can Keleş attı ama bakıyorum tekrar. Tabii evet. Can, can Keleş, keleş attı. attı. Ama Samet çıkıp bitiremediği için bu pozisyon oldu. Alanın boşluğu öyle oldu zaten. Evet. Oldu bu Boştu Can. Şimdi şu e, mesafeler açılmış oldu yani stoperlerin şey bir boşluk. Doğru. Bir alan yaratmış oldu. Güven o şeyle beraber. Samet'i satmasıyla beraber. Şimdi Samet anlıyorum Bekao gibi yapmak istiyor. Ciku gibi yapmak istiyor. Ama şimdi bunu anladık ki öyle olmayacak. Peki ne olabilir? Samet'e benim önerim şu. Çıktı siz el kitabındaki gibi. Yeni başlayanlar için el kitabındaki Takip edin. İmha edin, dönün. Çok gidiyorsa, çok uzaklaşıyorsa dönün. Merkezi boşaltmayın. Hı hı. Bakın bu bir e, normal şartlarda burada Osay oynar. Tabii. Evet. Osay bir atak oyuncusudur. Burada Ferdi oynar. Ferdi bir atak oyuncusudur. Evet savunma dikkatleri yüksektir. Yüzde dikkatlidir bu iki kardeşimiz. Osay da Ferdi de. Oldu. Ama, Oldular yani. Ama ne olursa olsun şu araları açmak tehlike eğer imha edemeyeceksiniz.